Evet kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Cilet Fadıl ilk toplantısına başlar. Şehirdeki illegal sistemi konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Kısa bir video olacak. Masa toplantısını kaçırmayın diye video çekiyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Sunucumuzdaki illegal sistem çok çok iyi. Bütün ekipleri bekliyoruz. Bayağı ekip geldi. 8 ekip geldi. Bu sistem farklı bir sistem. Farklı yüzler dedik. Masadaki farklı yüzleri görün dedik. Hikayemizle birlikte birleştirdiğimiz ve insanlara çok iyi rol pasının yapılacağı konsey sistemine geçişte bulunmaktayız. SS'dekileri de çağırdım bilerek, bilsinler. Onların hiyerarşisi apayrı olacak. Hep kafamda böyle bir şey var. Diğer sunucular da saçma diyorlardı. Hiç de saçma değil. SS ve aile kültürünün savaşı. Orada ayrı boss. Orada da ayrı bir silah ticareti. Her şey bende değil. Yani baronluk taslama değil. Sadece Fadıl hikayesi hard RP mantığında geleneği gereği gömüleri, İşte eski sistemlerin olduğu, güç bende olduğu için şu an konsey başkanı mantığında olacağız ve şehirde öyle bir mantık, sistem üreteceğim ki göreceksiniz. Bu meta için çok çalıştım. 2 haftamı verdim. Yazdım, çizdim, her şeyi yaptım. İzleyin ve başvurularımız açık. Ekip olarak gelin ama solo başvuru atmak zorundasınız ekipler. Sonrasında başvurular Discord'dan alınmıyor. Siz oyundan adam alabilirsiniz ama bu da zaten risk ve doğal rolü getiriyor. Ege, getirdiniz mi oğlum adamları? 2 saniye patron. Hadi çabuk seri gel. Bak herkes toplanmış. Haydi. Bakalım kimler gelmiş kardeşlerim. Hep Server'ın 3. faysal günü şu an patron, hep toplantı faysal. yapıyoruz. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Toplantı yapmayı çok özlemişim. Siz de özlediniz mi? O yüzden illegal sistem çok iyi oturuyor. Herkes gelsin. Ve bekliyoruz. Şimdi şehri hareketlendirmek için ve Fadıl'ın İskambil kağıdı bilmem ne maça derin devlet olayını çözmek için savcılıkla neler yapacak bunu bilmiyoruz. Fadıl'ın tek bir davası kaldı demişti kardeşlerim. Kırmızı dosya. Hatırlayın, Gaye ile birlikte. Gaye için çok farklı bir planı var Fadıl'ın. Bakalım nasıl olacak? İşler nasıl gelişecek? Fadıl'ın hikayesi nereye doğru gidecek ve Fadıl eskisi kadar güçlü değil. Ama tek gücü var. Bilgisi, istihbaratı ve elinde bulunan gömüler. Şimdi bunu hikayeye yansıtarak bu masaya konseyi nasıl işleyeceğim görün bakın, 500 IQ. Hiçbir aile metasında olmayan bir sistem mantığı getirdim. İnsanlar zevk alıyor. Şu an sunucumuz maşallah 90 kişi. 90'da gördü ve hiçbir tıkıt yok. Maşallah şey olarak yani. O ona rolde onu dedi. Bu buna rolde bunu, öyle bir şey yok. Belki bir tane olmuştur. Bam bile atmadık. O yüzden kaliteli, muhteşem bir sunucu hayalim vardı. İşte bu. Çünkü niye biliyor musunuz? Olay bir şeye çıkıyor. Pay to win değil. Para yatırılmıyor. Benim olduğum ortam kaliteli olur arkadaş. Bu kadar basit. Herkesi bekliyoruz. Buyurun. Eski kavgalar bilinen gürültüler yok. Artık herkes burada rol için var abi. Buyurun gelin. Eski mantık, low RP bilmem ne. Ben de yaptım. Yapmıyoruz ama şimdi izleyin ve görün. Evet çocuklar, kaç tane oluşum geldi? Güzel güzel. Maşallah. Toplansınlar bakalım. Hepsi toplansın. Genel animasyonlar. Beyler, dediğim gibi bir patron ve yardımcısı, başka kimse girmeyecek içeri. Almaya başlayalım mı? Yavaştan Yavaştan başlayalım. alın. Yavaştan çatapatı başlatacağım. Evet. Hadi bakalım. Bizim amacımız burada herkesin zevk alması. Asıl olaylar şimdi başlıyor. Herkes telefon numarasını verecek, alacak, tarz değişecek. Bakalım. Tamam, yavaştan herkes alın yavaştan. Anlaşıldı. Üstlerini kontrol edin, emanet olmasın. Haydi. Böyle. Patron, emanetli mi duralım, boş mu? Siz emanetli durun. İçeri girenlerden emanetler alın, ne olur ne olmaz. Çeteler de var, bunlara güven yok. Girebiliyor muyuz? Üst taraması yapılacak mı patron? Yapılsın. Yapılacakmış Ege. Üstünde kesici alet varsa alın, çıkışta Üzerinde silah verirsiniz. yok, hani arayabilirsiniz ama. Yavaştan oturacak. Adamlar Her şey işini yapıyor. yavaştan, hiçbir zaman arkadaşlar Adamlar hızlı iş işini yapıyor yapmayın sol. hayatta, yavaş yavaş sağlam adımlarla. Bu sunucumuzda da biz onu yapıyoruz. Bakalım. Her zaman adaletli olsun, değil mi?
Fadıl Delioğlu sistemi anlatacak. 17 gizli NPC'miz var. Sistem bu. Bak şimdi o hikayeyi nereye bağladım? Eskiden bütün ailelerdeydi ya. Bak şimdi ben hikayeyi nereye bağladım? Aha, Bekir geldi. Arkadaşlar naneyi yedik. Bekir'i koruma al diye al diyenler beğeni butonunu kırsın. Bekir'i koruma diye al diyenler. Alalım mı sizce? Başımızı belaya sokar mı? Vallahi billahi ya. Arkadaşlar şimdi ben kamerayı kapatacağım. Tamam mı? Başvurularımız açık. Buyurun gelin. Bütün ekiplere çok güzel hikaye, amaç. Ansızın gizli derin devlet olayı dönüyor. Ben bile bilmiyorum kardeşim. Yemin ediyorum derin devlet rolünü ben bile bilmiyorum. Yapanlar apayrı bir ekip. Bakalım göreceğiz neler olacak. Haydi. Hikayeye giriyoruz. Güzel. Çocuklar hazırlar mı? Tüm oluşumları aldık içeri. Çok güzel, tamam. Geliyorum ben de. Patron içerisi hazır. Tamamdır. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir inelim aşağı. Bayağıdır yapmadım ha toplantı. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Öncelikle kendimi tanıtayım masaya. Burayı sizi bir yemek için çağırmadım. Yemek için çağırdım diye gözükmek zorundaydık. Ki ahbaplarınıza, arkadaşlarınıza böyle söyleyin ki ifşalanmayalım diye. Evet. Öncelikle kendimi tanıtacağım. Ben Fadıl, Fadıl Delioğlu. Geçmişten bu yana dedemizden gelen bir aile geleneğiyle Amerika'da bazı faaliyetler yürüttük. Olayımız şu. Sizlere bugün anlatacağım bazı konular var. Benim bildiğim diyelim. Elbette burada bütün babaların da bildiği ve istihbaratı kuvvetli olan kişiler vardır. Gerek SS bölgesinde, gerek kuzey bölgesinde veyahut da şehir içerisinde. Bizim bu zamana kadar yaptığımız bazı icraatlar vardı. Yaşım da gereği, eski kurt olmam gereği. Bazı bilgiler bende var, saklı. Bundan 3 sene önce bu masada, farklı yerlerde, gizli bölgelerde, SS'in gizli sokaklarında çok fazla babalar tarafından bazı satışlar gerçekleştiriliyordu. İşte bir babada gizli bazı külçe altınlar, bir babada masadaki zırhlar, bir babada kripto telsizler, bir babada o bu şu kuyumcudan aldığımız satışlar. Bundan 3 sene evvel şehirde ki derin devletten şüphelendik bu zamana kadar, konseyde, masada, PD hepsini öldürdü. Bütün işimi bu zamana kadar profesyonelce yaptım. Ve yaptığım bu profesyonellikten ötürü şu an hayattayım. Bu masadayım. Benim şu an bir davam yok. Yapacağım hiçbir şey yok. Sizleri toplama nedenim şu. Şehirde bu zamana kadar sizleri hep gördüm, izledim, baktım. Burada bizden daha güçlüler bile vardır. Babalar vardır. Şehirde herkesin bir amacı var. Fakat bizim isteğimiz şu. Şu anda zamanından beri aile geleneğinden gelen yaptığımız bir iş vardı. O da silah ticareti. Bunu bilmeniz gerekiyordu. Bu şehirde silah ticaretinin yapıldığı bir yer var. Hepiniz görüyorsunuz ki şu anda devletin legal olarak sattığı SNS pistol diye bir pistol var. Ve bunlar hiçbirimizin işine yaramaz. Ne için? Bu yerleri bulmak için. Zamanında ağababalara peşkeş çekilmiş, bazı materyallerin satışı verilmiş ve şu anda eşek cennetinde olan o babaların sattığı şeyler yok. Ve bunların hepsi şu anda tek ayakta kalan bu adamda. Bana yaşlı kurt diyebilirsiniz, Fadıl diyebilirsiniz, baba diyebilirsiniz. Ben size şunu vaat ediyorum. Bir konsey. Bizim şu anda buraya legal yüzünüzle geldiniz. Bir yemek için geldiniz. Mantığımız şu arkadaşlar, hızlıca konuşacağım. Bütün bilgiler, ağababalara peşkeş çekilmiş bütün materyaller, gizli bölgeler veyahut da kripto adamlar, PD'deki adamlar neyse, hepsinin bilgisi bende bulunan dosyada. Hepsini biliyorum.
Çünkü zamanında bu masada olan herkes öldürüldü. Veyahut da içerinizde, içinizde bunları bilenler bile olabilir. Vardır, bilemem. Belki de zamanında onların adamlarıydınız, onlara çalışıyordunuz. Tanıdığım yüzler de var bu şehirde. O yüzden sistemim şu. Hayatta kalmak istiyorsanız, kendi oluşumlarınızın davasını bu şehre gütmek istiyorsanız, mecburiyetten kaynaklı benimle iş yapmak zorundasınız. Çünkü buna mecbursunuz. Olay şu. Hızlı gidelim. Bana çalışacaksınız. Çalışmanız için size güçlü bir silah lazım. Tabii ki de bu iş SNS'le ve zırhsız olmaz. O yüzden bugün her bir patrona bir tane silah hediye edeceğim. Bu silahı hediye etmemdeki neden, benim bu dosyanın içindeki sırları çözmemdeki amaç olacaksınız. Kendinize çalışacaksınız veyahut da kendi aranızda büyük bir husumetlere gireceksiniz. O beni kesinlikle ırgalamaz. Dedim ya, bana ya bir baba deyin ya bir yaşlı kurt deyin. Ama saygı göstermek zorundasınız. Çünkü bilgiler bende. Materyaller bende. Çünkü tek o masada hayatta kalan adamlardan bir tanesi benim. Bilgiler bende olduğu için, mekanlar bende olduğu için şöyle bir sistem yaptım. 50-50. Hepimiz kazanacağız. Şehrin belli bölgelerinde coin diye materyal var. Bu coinler benim için çok önemli. Sebebini sormayın. Söylemem. Hem siz kazanacaksınız hem ben. Bu coinler benim için ve bu dosya sırrını çözmem için çok çok önemli. Sistem şu şekilde ilerleyecek. Bir konsey kuracağız. Ve bu konseye katılmaya hak kazananlar ve o dosyanın içerisinde ne olduğunu öğrenmek isteyenler ve aynı eski babaların üzerine peşkeş çekilmiş telsiz gibi, zırh gibi materyallerin satışını yapmak isteyenler bu coinleri bana getirecek. Ama bunun öncesinde bir mühür bulmanız gerekecek. Bu mühür sizin için bir sadakat mührü olacak. Bu sadakat mührünü getiren oluşumlar konseyde, masada baba kimliğini ispatlamış ve söz sahibi olmaya hak kazanacak. Bunu yapmazsak ne olacak yaşlı kurt? Bunu yapmazsanız 50-50 dediğiniz olay gerçekleşmeyecek. Benle birlikte her şey mezara gider. Belki de hepiniz bana silah doğrulacaksınız. Söyle lan diye beni tehdit edeceksiniz. Bu benle mezara gider. Beni öldürürsünüz ve bilgileri alamazsınız. İkinci bir olay şu. Hemen sizin sevdiğiniz olaya geçeceğim. Silah. Silahımız pistol. 20 kalibrelik bir pistol. PD'nin bu zamana kadarki yapmış olduğu çalışmalarda silahlarının gücünü, her şeyini kripto adamlarımla birlikte test ettim. Onlarla birlikte eş değer bir silah. Tamamıyla eş değer. %100. O yüzden bütün babalara bugün birer tane hediyem olacak bu. Bunlar benim için hiçbir şey. Tonlarca var. İkinci silahın üretimi için başlayacağım ama işte bunun için bizlere coin lazım arkadaşlar. Hepimizin ortak amacı bu coin olacak. Ve konseyde hepimizin ortak amacı konseye giren babaların, söz sahibi olan babaların birlikte başlayacak. Nasıl başlayacak bu? Mühürle. Şehrin gizli bir bölgesinde bir mühür var. İsmi F ile başlıyor. Fadıl Delioğlu mührü. Onu bulmak zorundasınız. Ve bağlılık yeminiyle birlikte konseyde konuşmaya hak kazanacaksınız. Ve toplantıları yapacağımız yerlerde gizli bölgelerde olacak. Şimdi bu birinci fasıl. İkinci fasıla hızlıca geçiyorum. Hepiniz bir babasınız. Hepinizin bir gücü var. Belki de benden de daha güçlüsünüz. Ama bazen güç silahla da olmuyor. Bilgilerle, istihbaratla bununla da oluyor. Sizden tek istediğim şu. Bu genel bir masa. SS bölgesindeki arkadaşları buraya davet etmemdeki neden de şu. Silah ticareti bende. Bu babada. Ötersin ötmezsin bilemem. Bu senin alacağın risktir. O yüzden silah ticaretini benimle birlikte başlıyorsunuz. Stoklu olarak bu gece 10 tane her oluşuma stoklu satılacak bu. Ve fiyat çok düşük olacak. Fiyatı açıklıyorum. Herkes bu silahı temin etsin ve işine çok hızlı başlasın diye SNS pistol biliyorsunuz şu an devlet tarafından savcılık onaylı 7500 dolara satılıyor. Benim satacağım silah bu gece tanesi 2500 dolar. Ucuz bir fiyat ve 10 tane stoklu alabileceksiniz, bilginiz olsun. Bunun için ben telefon numaramı vereceğim. Biliyorsunuz benim holdingim, her şeyim var, her yerde elim var. Sizlere bunlar tırlarla veyahut da gizli
tarzımızla hepinize temin edilecek ve bu geceden itibaren işinize koyulacaksınız. İlk göreviniz şu: mührü bulmak ve bize coin getirmek. Coin ne işe yarayacak yaşlı kurt? Şuna. Konseyde bir belli fiyat belirleyeceğim. Atıyorum 100 coin. Atıyorum 250 coin. 250 coin'i getiren oluşuma zırh satışını vereceğim. 300 coin getirene telsiz satışını vereceğim. Atıyorum. Veyahut da 100 coin getirene taktik aparatı satıcısını söyleyeceğim. Satışlara başlayacaksınız. Ve sizlerin deposuna bunları stoklu olarak vereceğim. Çünkü gizli yerleri bilen bir tek benim. Gizli yerleri bulursak ne olacak? O sizin gücünüze ve savaşınıza kalmış. Belki de sen o aileden daha gizli satacaksın. Ve bu da sizlere bir amaç getirecek. O yüzden eski sistem artık tarihe gömülmüştür. Bundan sonra silahına güvenen, gücüne güvenen her şeye ulaşır. Mührü getiren konseyde konuşma yetkisine ulaşır, oy yetkisine ulaşır. Ve gelelim haraç mevzusuna. Mührü bulup konseye kendini ispatlayan, el kaldıracak seviyeye gelen baba, haraç bölgeleri vereceğiz. Mekanik, işletmeler, ot bölgeleri ve gizli olan ot bölgelerin haraçlarını kendi üzerine alacak. Bilginiz olsun. Yani parsayı bu şekilde toplayacağız arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Bundan sonraki görevler de konseye katılanlara verilecektir. Konseye katılmak için hak kazanmak isteyenler o mührü bulacak. Soygunlardan şöyle bir tüyo vereyim. Hakkınızdır. Büyük ihtimalle devlet bu coinleri gizli bazı mekanlarda tutuyor. Bu bir meslek olabilir. Veyahut da gizli bir yer olabilir. Büyük bir gizli yer. Ve soygunlar. Tekrar söylüyorum. Soygunlar. Görevleriniz başlayacak ve ben bu konuda sizlere yardım edeceğim. Çünkü benim gücüm, yaşlı kurtun gücü artık bitti. Eskisi gibi değilim. Bu yüzden siz bana yardım edeceksiniz. Veyahut da etmeyeceksiniz. Bilmiyorum. Konseyden çıkacak olan kader, kararlar sizin kaderinizi belirleyecek. Biliyorsunuz şu an devlette bir savcılık var. Hükümetin atadığı. Ve hükümetin kendisi. Veyahut da bir derin devlet. İki gündür, bilmiyorum sizi aradılar mı aramadılar mı, benim uğraştığım birileri var. O yüzden herkesten dikkatli olmasını rica ediyorum. Konuşmamı bitiriyorum. Bitirdikten sonra sizlere silahlar verilecek. Silahı deneyin. 10 tane stoklu bir şekilde bu silahlar tanesi 2500 dolardan, ucuz bir fiyattan size satılacak. Deneyin, görün, soyguna karışın. Soygun olayları şu şekilde olacak. Soygun olayları, bunlar da gizli yerlerde. Ne yazık ki öldürülen o babaların son nefesinde onların yerini öğrenemedim. Ben de bilmiyorum. Yemin ediyorum. Ben de bilmiyorum. O yüzden bunları hep birlikte bulmak zorundayız. Ya birbirimize yardım edeceğiz ya da öfkenize yenik düşüp konsey dışındaki arkadaşlar yalan söyleyecek. Onun da kararını konsey verecek. Şimdi gelelim silah ticaretinin ikinci durumuna. Zamanında tecrübeme dayanarak MC'ler, Lost MC'ler silah ticareti yapmıştı SS bölgesinde. Çok savaştım. Çok savaştım Lost MC'yle zamanında. Onların ticareti beni ırgalamayacak. SS benim için hiç önemli değil. Ama SS'teki arkadaşlar bu konseye katılabilecek. Eğer mührü getirirse bu konseyde söz hakkına sahip olabilecekler. Ve bu sayede daha çok bilgi öğrenebilecekler. Ama SS'in kendi içerisinde kuralları, tarzı, tavrı beni hiç ılgalamaz. İstediklerini yapabilirler. Önemli olan benim o dosyanın olayını çözmem ve bana getirdiğiniz bilgiler ve onun karşılığında da ticaret. Mantığımız budur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Son sözümü söyleyeceğim ve sonra hediyelerinizi vereceğim. Sonra tanışma faslına geçeceğiz. Hepiniz güçlüsünüz. Bunu biliyorum. İzledik, gördük. Herkes burada bir baba. Konseye katılın derim. Konseye katılmaya hak kazandığınızda emin olun ki kaderiniz çok farklı bir yere gidecek. Herkesin eşit olduğu, birinin hakkıyla bir şeyler yapıp bir şeylerin satışına ulaştığı, mekanına ulaştığı bir dönem başlıyor. Ve sizlere şunu söyleyeceğim. Şu gördüğünüz mekan yaşlı kurtun bir evi. Tek başına yaşadığım yer. Görünmeyen bir yerim daha var. O görünmeyen bir yeri görmek istiyorsanız konseye katılın.
Ve ben şehir üzerindeki bir baba değilim. Şehir üzerindeki bir baron değilim. Bir tacir değilim. Ben yeraltı dünyasının adamıyım. Karteliyim. Yer üstüne babayı konsey belirleyecek. Bütün SS'den, bütün silah ticaretinden sorumlu olan kişiyi konsey kendi belirleyecek. Yani tabiri caizse anlayacağınız dilden sefirini belirleyecek. Bu şehirdeki. Ben olmayacağım. Çünkü bütün bilgiler bende olduğu için bana biat etmek zorundasınız. Mecbur. Ticari ilişkileriniz için. Sizden tek bir isteğim var. Silah benden, ticaret benden, nam benden, konsey başkanlığı benden, sırrımı çözmek sizden. Bu sizin elinizde arkadaşlar. Evet. Sözlerimi bitirdim. Lost MC zannedersem buyurun başlayalım. Bütün babalar kendini bir tanıtsın. Kendimizi bilelim. Merhabalar. Antonio Eisenberg. Nasıl sistemim? Eyvallah. Zamanında sizlerle çok husumetim olmuş. Yani kendi ailem için, geleneğim için söylüyorum. Oluşumunuz nasıl? Şu an SS bölgesinde veyahut da yaptığınız bir işletme gibi bir şey var mı? Veya paylaşmak da istemiyor olabilirsiniz gizli bilgiyse. Şu anda akabinde çok fazla bir şeyimiz yok ama ilerleyen durumlara göre bakacağız tabii ki de. Tamamdır. Siz beyefendi sizi dinleyelim. Benim adım Tayga Smok. Black Gang'im patronu. Hem benden Osu. Korkuyorlar hem Rajonsal hem de eşit. Buraya zenci kardeşlerimle birlikte geldik. Burada çok fazla yer keşfettik. Bayağı gezindik, dolaştık. Birkaç da hani dediğiniz gibi bu F5 coin mantığı. Zaten birkaç adam bize bunu sordu. Hani gittiğimizde hani birkaç silah yeri falan bulduk. Evet. Hani bu silah yerlerinde hani dediğiniz gibi F5 coin istiyor. Ben de hani bunu açıkçası çok merak ediyorum. Bulmaya çalışıyorum. Silah ve siz... yeri bulduğunuzu mu söylüyorsunuz? Evet, biz bir silah yeri bulduk. O zaman çıkışta kendinize dikkat edin. Yani ben size şu kadar keşke söyleyeyim. Masada söylemeseydiniz. Yok, hani gücü yeten varsa hani öyle güzel. Bir şeye öyle bir şeye yeltenecek biri varsa güzel, gelsin buyursun. Ama dediğim gibi hani ben de ölürsem hani bunun yeri bir tek Fadıl Bey'de olacak. Büyük ihtimal kendisi de söyledi zaten. Anladım. Tavrınızı ve tarzınızı beğendim. Güzel. Sağ olun. Teşekkürler. Eğer ölürseniz zaten sizle birlikte ölüme gider. Aynen. Veyahut da sizi öldürürlerse. Kendinize güveniyorsunuz. Güzel. Evet. Sizi dinleyelim. Leo Tempest'ten. Evet. Kendinizi tanıtın isterseniz. Ben, oluşunuzu, tarzınızı. Drivers olarak arkadaşlarımla işte. Anladım. Drivers. Aynen öyle. Evet. Biz de çeşitli yerleri bulduk. Farklı noktaları. Ama bizde kalsın. Evet. Gömlekli beyefendi sizi dinleyelim. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Ben de Gilberto Rodriguez Orizuela. Kale ailesi diyelim. Herkes güzel konuşuyor. Arkadaş Mason Pistol'den bahsetti de. Herkes kartlarını açık oynayabilir. Bence çekinmeye gerek yok. Dediğiniz gibi çok fazla yer var şehirde. Çoğunu da bulduğumu söyleyebilirim %100. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Beni sakın yanlış anlamayın. Size sonuna kadar saygı duyarım. Sizin önünüzde önümü de iliklerim. Ama babamdan kalan bir şeydir. Hayatta benim de inancımdır. Kimseye biat etmem. Size yardımcı olurum. Sizin için belli görevleri de yaparım ama biat etmem. Güzel rol. Bu da benim tek kuralımdır. Anladım. Kaliler hakkında bilgi sahipliğim var. Çok fazla var hem de. Ama bunu burada açıklamak istemem. Yaşayan sayılı babalardan. Gilberto Rodriguez. Peki. Evet. Teşekkür ederim anlayışınız için. Devam edelim. Ben Fresh Sauce. Sauce Gang'in bossuyum. Sauce Site'da takılıyoruz. Anladım. Tamamdır. Devam edelim. Devam edelim. Sesiniz gelmiyor galiba. Biraz bağırın Patrick. Patrick Bey biraz bağırın isterseniz. Komik bir şey mi var hanımefendi? Abim yerine ben de konuşabilirim. Ben Ivanov ailesinin patron yardımcısıyım. Konuşan kim? Elini bir kaldırabilir mi? Ben konuşuyorum. Tarık Ivanov. Beyefendi sesiniz götünüze mi kaçtı? Beyefendiyi dışarı alın korumalar. Bizzat ben ilgileneceğim. Beyefendiyi dışarı alın.
Devam edin beyefendi siz. Ben Osman Ilgaz, Unit Aç Çetesi'nin lideriyim. Hı hı. Fadıl Bey, bildiğiniz çete işleri yapıyoruz şu anda. Ama büyük bir ticaret varsa biz de bunun parçası olmak isteriz. Anladım. Şu ana kadar pek kimseden emir almış değiliz ama hani ticaret varsa sonunda para kazanacaksak kesinlikle verdiğiniz görevleri yapmak isteriz. Kesinlikle. Bundan gocunmayız. Akıllıca bir hareket. Siz? Ben Bünyamin Zorlu. Bu şehirdeki çöpçülerin lideriyim. Hepimiz aranızdan biriyiz. Umarım parçanız oluruz yani. Çöpçü, evet. Sizi 2 gün önce adamların bir takibi aldı. Hı hı. Nelerle uğraşıyorsunuz? Şu an kenevir işiyle uğraşıyoruz. Değil mi? Doğru, evet. Sizi giderken görmüştük. Evet. Güzel. Oraya giderken polisler sizi takibi almıştı ve korumalarım tarafından biz onları etkisiz hale getirdik. Teşekkür ederiz. Bir dahakine dikkat edin arkanıza. Evet, bugün sizi gördük çünkü çöp kamyonlarıyla. Güzel. Tekrar söylüyorum. Bazı bilgiler bende. Bende olduğu için bu bilgiler herkesin çizeceği bir kader vardır. Konseyde ve şu anki Los Santos şehrine liderliğini ispatlayacak kişi yeraltının değil, yerüstünün patronu olacaktır. Bunun için gizli bölgelerimi bulursunuz. Mührümü bulursunuz. Coin'leri yapar bir şeyin satışını mı elde edersiniz? Bunu kripto bildiriden telefonumu paylaşacağım. Telefonum her zaman açık olacak. Bilginiz olsun. Kripto bir telefon kullanacağım. İkinci bir telefon. Öyle kullanabileceğiz. Peki. Evet. Gilberto Bey. Sizle bir özel konuşabilir miyiz bahçede? Tabii ki de. Nasıl uygun görürseniz. Buyurun. Siz geçin, geliyorum. Evet, dinliyorum. Konuşabilirsin. Buyurun beyefendi. Duyuyor musunuz evet, şu anda? Evet, evet. F5 coin dediniz ya. Hı-hı. Hani biz bunları bulduğumuzda size ulaşabileceğimiz bir irtibat numarası tarzı bir şey olursa çok güzel olur. Kripto bildiriden ben paylaşacağım. Dediğim gibi arkadaşlar, şöyle bir tüyo vereyim size. Bu coinleri biriktirin. Yani 40 tane, 50 tane, 100 tane yaptığınız zaman beni aramayın. Bunların hepsinin bilgisi sizlere verilecek. Hiç merak etmeyin. Tamam. Önemli olan sizin amacınız o konseye girmek. Ona girdikten sonra zaten bütün kapılar açılacak. Ve bize bir bağlılık yemini edeceksiniz. Ama konseye girmeyen kişiler de aynı şekilde ticaretimize devam edeceğiz. Zaten beyefendinin belirttiği gibi coin'le satın alabileceğiniz bir sürü şey var. Bir sürü. Bilginiz olsun. Biz bu masada eşitlik istiyoruz. Fadıl Delioğlu demek adalet demektir. O yüzden biz ne diyoruz? Şuna, buna, ona bir şeyin satışı değil. Hak edene o satışı vereceğiz. Neyle? Coin'le. Coin neyle geliyor? Soygunla. Demek ki çok coin getiren, satışı alan adam PD'ye karşı, savcılığa karşı ağzını iyi tutmuş ve soygunları yapmış kişidir. Kendini ispatlamış kişidir ki bunu da hak etmiştir. Anladınız siz. Paranın değil, bileğinin borusunun öttüğü bir şehir burası arkadaşlar. Sizi biraz bekleteceğim içeride. Bekleyin. Gilberto. Merhabalar. Kalya. Evet Fadıl Bey. Seni gördüğüme sevindim. Ben de sizi gördüğümde mutluyum. Yaşlandım. Bayağı yaşlandım. Fark ettim. Saçlarını beyazlamış. Uzun zaman. Çok fazla. Benimle aynı kaderi paylaştın zamanında. Beni iyi anladın. Gördün. Verdiğin görevlerin hepsini tek tek yerine getirmiştim. Hatırlarsın. Kali. Ama şunu söylemek isterim ki Kali ailesi, özellikle sen Gilberto Rodriguez, hiçbir zaman saygını bozmadın. Ve ben de sana karşı saygımı bozmadım. Farkındasın bunun değil mi? Evet. Hiç bozmadım. Güçler her zaman, saygım sonsuzdur. Dengeler her zaman değişir Gilberto. Her zaman değişir. Sen büyük bir babasın. Çok büyük bir babasın. Bunu biliyorum. Gücünü, yaptıklarını, hak ederek bir yere geldiklerini çok çok iyi biliyorum. Kendi kaderini güzel çiz. Benim diyecek başka bir şeyim yok. Benim geçmişimi biliyorsun. Hayat hikayemi biliyorsun. Korumalar hepsi gitti tek tek. Sadece sağlam güvendiğim kişiler kaldı. Birazcık da yaşlandım. Yaşlı kurt oldum. Ama şöyle bir söz var.
kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. O yüzden varım. Bu konuda ailelerden yardım almak zorundayım. Belki de senden bile alacağım. Bana mı dedin dostum? Size olan saygınlığım, bu size olan duyduğum saygı asla azalmaz. Sizi görmesem de duymasam da sonsuza kadar saygı duyacağımı, ebedi dostluğumu size söyledim zaten. Konum mevkinin benim için bir önemi yoktur. Biliyorum. Bu yüzden verdiğiniz görev ne olursa olsun her şeyi yaparım. Sizin olduğunuz için. Sadece tek bir şey demek istedim orada. Beni çok iyi tanıdığınızı düşünüyorum. Kimseye önünde eğilmedim, biat etmedim. Gilberto. Bunu yapamam. Sana şöyle söyleyeceğim. Zamanında kartelik mührünü bıraktığımda, sıkıldığımda veyahut da sana söylemeyeceğim bazı işler kovaladım. Gözüm kapalı bir şekilde Fadıl Delioğlu imzalı olarak sana verdim. Ve dönemin mafyası Galatalı'ydı. Onları yapmıştım. Normalde seni yapacaktım. Gözüm kapalı verdim. Neden biliyor musun? Karakterin, duruşun ve mertliğinden ötürü. Yanar dönerli olmadığından ötürü gönül rahatlığıyla sana verdim o mührü. Herkesin bir tarzı var. Diyorum ya, herkes bir baba. O yüzden içim rahat bu konuda. Ben de uzun zaman sonra karşımda sizin gibi bir adamı gördüğüm için emin oldum Los Santos'a döndüm. Eyvallah. Normalde sade sessiz bir adamdım artık. Dediğim gibi. Bazı bilgiler bende. Gilberto Rodriguez. Rahat ol, sıkıntı yok. Bir de tek bir şey söyleyeyim mi? Evet. Sadece bulamadığım şu an ne var biliyor musunuz? Nedir? Bir kek yapmak nasıl oldu onu bilmiyorum. Keki bulamadım. mantarını buldum, kekini bulamadım. Geri kalan her şeyi buldun ha? Evet. İyi, senle o zaman bu dosyayı net çözeceğiz. Bir de şu Koyun'un gerçekten demek ki son tüyo sizdeymiş. Soygun dediniz. Bir tek onu denememiştim. Öyle. Çünkü o da silah gücüm yoktu diye. Silah satışları zaten başlayacak. Benim görevim burada zaten sizi rahatlatmak. Devlete karşı, derin devlete karşı artık neyse ismi. Sen bu işleri iyi bilen bir adamsın. Ve birlikte çalışacağımızdan hiçbir şüphem yok. Neyse. Babaları tabii bekletmeyeyim ben. Sana özel bir zaman ayırmak istedim. Çünkü tarzın tavrın birbirimize çok benziyor. Senin ne kadar inatçı, ne kadar baba kültüründen gelen bir insan olduğunu biliyorum. Zaten bizim şehrimize ve konseye böyle babalar lazım. O yüzden ilk araçta zaten Osman. Senin üzerinden verilir. Merak etme. SS'e takılıyoruz. Evet. Arkadaşlar beklettik. Kusura bakmayın. Şimdi masadaki herkese, masadaki herkesten şunu rica ediyorum. Son ricam. Bahçeye çıkın ve korumalarınızın önünde bir tane patron olarak bütün korumalarınızın önünde durur musunuz? Korumalarınız arkanızda dursun. Patronlar bir önde dursun lütfen. Bahçede. Ve toplantıyı bitirelim. Komutan sen bizimkilerin bahçeye geçebilirsiniz. Bizimkiden oraya geç. Arkadaşlar dışarıda güzel bir sıra olun geliyor. Sıra olun bekliyoruz arkadaşlar. Gel hadi gel. Birazcık hem sunucu mantığıyla konuşuyorum. Hemşehriyle güzel. Var ya roller manyak dönecek abi sonuçta. O da bir baba. Konsey her şeyi yapabilir. Burada öyle sefirlik bilmem nelik yok arkadaşlar. Nasıl illegal sistemim ne benim çok güçlü olduğum. Siz kimsiniz biz efendim? Belki savaşacağız yarın Gilberto'yla. Ben Patrick Ivanov. O nasıl bir ses lan? Hadi bakalım. Sistemimiz bu. Buyurun gelin. Ekibiniz varsa gelin. Burada herkes sosyal RPG zaten. Ama illegaller de çok hoş dönecek. Emin olabilirsiniz bundan. Her patron bir korumanın önüne geçsin. Evet. Ben de alabilir miyim? Osman alacağız. Osman. Silah mı alabilir miyim? Herkese birer hediyelik oğlum, silah veriyorum. Salaklar arasa da o gelsin. Bu saatten itibaren 10 stoklu olarak 2500. Sadece tanesini $2500'dan satın alabileceksiniz. Güne geçiyorsun patron. 10 stoklu. Bilginiz olsun. Şehirde herkese başarılar diliyorum. Bana getireceğiniz hiçbir iyilik yok. Bana getireceğiniz tek bir iyilik konseyde sizin söz sahibi olup o dosyayı birlikte çözmemiz olacak. Yoksa geri kalan sizde. Birbiriniz yine hiç umurumda değil. Yaşlanmışız. Eğilemiyoruz bile Gilberto. Fark ettim. Hiç eğilemiyoruz bile. Hala gençsiniz ya. Biraz spor yapın. Spor sağlıktır. Hiç sormuyorsun gaye nerede diye. Gibi. Ondan yaşlandın diye düşündüm ya. Ondan yaşlandık evet. Anasının evine yolladım. Yakında gelir. Fazla. Evet. Şunu unutmayın hayatta. Ben yalnızlığı tercih ettim çünkü ölmek istemiyorum henüz. Kadınlar her zaman ölüme getiriyor. Öyle mi? Evet. Kadınlar bizim için baş tacıdır Gilberto.
Lajon dediğin sevdiğin kadını omzunda taşımaktır Gilberto. Beni öldürüyordu falan. Hadi bakalım. Adam boş konuşmuyor. İsim neydi? Ben Freshos. Tamam. Güzel. Güzel güzel. Maşallah. Evet. Sizin isim neydi? Bünyamin. Bünyamin. Bünyamin Zorlu. Güzel isim. Güzel isim. Sağ olun Fatih Bey. Evet. Bundan sonra tamam mı? Bol bol adam alacaksınız ki birlikte savaşacağız bu şehre karşı. Hı hı. Arkadaşlar zannedersem ki döne döne konuşacağım. Duyacaksınız beni. Ekiplerinize güvendiğiniz kişileri alın. Şehir içerisinden. Lütfen güvendiğiniz. Savcılık. Adalet. Biz ne PD. Buna dikkat edin. Mutlaka dikkat edin. Kriptodan herkese ortak bir telsizimiz var. Sizlere paylaşacağım. Şuradaki arkadaşları çağır. Gelsinler. Yanıma yaklaşsınlar. Halik çağır oğlum. Seri. Yaklaşın. Ha. Gizli olarak konuşacağımız kripto bildiriden mutlaka takip edeceksiniz. Orayı çok fazla kullanmayacağım. Bilginiz olsun. Çok nadir kullanacağım. Çünkü orası ifşa olursa çok sıkıntı olur. Bundan sonra dediğim gibi 10 tane stoklu $2,500 silah satışı başlamıştır. Bunun için kripto bildiriyi takip edin. Oradaki kripto mailden sizlere bir şeyler paylaşacağım. Ve artı ilaveten alacağınız korumalara lütfen dikkat edin. Bu hepimizin başını yakar. Gizli olmaya özen gösterin. Sizden tek isteğim. Kârınızı, silahınızı, ticaretinizi ve paranızı konseyi düşünüyorsanız hiçbir şekilde arkanızda bir eser bırakmayın. Ne iyi ya ne kötü. Bir babayı indirdim diye havalanmayın. Arkanızda iz bırakmayın. Çünkü savcılık pire gibi çalışıyor. Sadece buna dikkat edin. Tek isteğimiz şu. Kendinizi ifşalamak istemiyorsanız sosyal, devletin güvenli olarak seçtiği yerlerde bu tarzınızla lütfen dolaşmayın ki hep birlikte bu şehri inşa edelim. Bir dahaki yemekte görüşmek üzere. Görüşürüz. Bizi de yemeğe çağırırsanız seviniriz. Her türlü geliriz. Yemek yemeyi severim. Afiyet bal şeker olsun. Sos. Daha ne yapayım baba ben. Bekir. Merhaba. Gördün mü baba nasıl olunur? İzle. Bizim arabalar. Gördüm abi. Gün gelecek ki devranlar dönecek oğlum. Ya. Gilberto. Abi ben nacizane 5 dakikanız tabii var ki mı? Sadece 5 dakika. Tabii ki. Buyurun. Teşekkür ederim. Aman aman dikkat edin. Gönlümüzü göremiyoruz. Fark ettim. Dinliyorum. Pardon Bey, size sadece kısadan size bir şey soracağım. Tabii ki. Bir saniye şu fazla bağırmayayım da. Galiba telefonu sizin kimi? Evet benim. Tamamdır. Ben öncelikle sorum zaten çok kısa. Çok yaşlanmışsınız. Gaye yanınızda yok. İnsanlara görev veriyorsunuz. İnsanlar var diye geyiğe vurdum. Size ne oldu? Sevdiğiniz kadından mahrumsunuz. Doğru söyleyin. Yanınızda yok. Yanınızda gördüğüm insanlar yanınızda yok. Güzel. Ve fazla deli oldu. Saygı duyduğum adam saçlarına ak düşmüş. Ne yıprattı sizi bu kadar? İlk sorun bu. İlk soru. O mührü sana neden verdiğim konusunda haklı olduğumu bir kez daha çıkarttın. Çok detaycısın ve bu beni şüphelendiriyor Gilberto. Ona göre. Güzel soru. Ya yapalım. Kalkıp sana insanların içinde orada bu soruları sorsaydım doğru. Gülmeden herkes yanlış anlardı. Hayat diyelim Gilberto'ya. Yani sen de çok hayatında korumalar gördün. Pislik insanlar görmüşsündür elbette. Kesinlikle. Doğru mu? Doğrudur. Hayat diyelim. Boş ver. Siz nasıl diyorsanız öyle olsun. Evet. İkinci soru. İkinci soru. Zaten ben artık fazla kalabalık gezmemeye tövbe ettim. Zor kurallarım kesinlikle, var çünkü. Kesinlikle. Çok ağır kurallarım oldu artık. Bilginiz olsun. Dos Santos'a bile hani diyorum ya. Sırf böyle eski vaatleri duyduğum için döndüm. Yoksa tövbeliydim. Eğlenceme bakıyordum artık. Peki size sormak istediğim diğer soru. Bu kadar iş var. Güç var. Masadaki insanların hepsi açık oynuyor. Masayı doğru kurun başından. Sonra sıkıntı yaşamayın. Hani ne gibi? Ot,
Biraz önce mesela arkadaş işte Mace'in pistolü buldum benim gücüm bu dedi ya. Yanında biri daha vardı. Zaten ben Mace'in pistolü onlar sayesinde buldum biliyor musunuz? Açık yani. Açık her yerde bağırıyor insanlar her şeyi. Ben anladım. Hani evet belli ben zaten bir... onun üzerinden geçtim. Her yerine bak. Belli bir şekilde öğrensinler. Evet evet. Dediğin doğru. Bu araştırma. Gizlilik açısından da iyi olacak. İyi bak. İnsanların gizli bir şekilde dolaşması açısından da iyi olacak. Haklısın. Yani orada bir evet patavatsızlık etti. İşte ilk toplantı diye bir şey demedim. Neyse. Yavaş yavaş öğrenir. Sıkıntı yok. Tamamdır. Son sorum size. Marketi soymak için ne gerekiyor bilginiz var mı? Her yeri bulduğunu zannediyordum Gilberto Rodriguez. Eşya olarak bilmiyorum. Eşya olarak bilmiyorsun. Evet. Sorun o. Normalde biz eskiden çok markete girdik çıktık bilirsin. Kuyumcu, evet. Banka soygunu. Bunlar için bir kart temin ederdik eskiden hatırlar mısın? Yeşil kart. Evet. Zannedersem en son bir baba vardı. İsmini unuttum, bu kart ticaretini yapıyordu. Geberdi gitti gerizekalı. Zamanın baronuna büyük bir para vermişti. Öyle böyle değil. Onun ticaretini almıştı. Zannedersem bu da bir kart. Ve çünkü devlet bu sistemden geçmiyor. Büyük ihtimalle. Büyük Allah ihtimalle. Kahretsin. Bu adam zamanında bunu bir yerden alıyordu. Gizli bir yerden. Bir adamdan. Ama adamı bilmiyorum. İnan olsun bilmiyorum. Ya yok zaten. Ben de şu an sen bunu söyleyince kartı bulamadığımı öğrendim zaten. Demek ki her yeri bulmamışım. Öyle. Öyle. Belki de evet. Bulduğun şeyler bulmadığın şeylerdir. Vallahi yani şimdi sana nasıl söyleyeyim. 16 tane mi 17 tane mi yer ne bulmuşum. Daha da fazlası varsa. Güzel. Güzel. Doğru yoldasın Allah, o zaman Gilberto. Allah sabır versin bana diyeyim. Öyle yerlerde buluyorum ki o sokaklara nasıl onları koymuş. Ulan var o süper. Hani sorguluyorum artık biliyor musun? Şimdi şöyle. Adamlar çok öyle değişik yerlerde Gilberto, çalışıyor ki. Gilberto sana şöyle söyleyeyim. Zamanında herkese bir şeyin satışını verdiler. Evet. Eski baronlar, işte eski ağababalar, gizli adam. Hayatta bizim tanımadıklarımız. Belki de devlet. Bunların şu zamana kadar 6 aydır kendimi çok geri plana çektim farkındasın. Kartelli bile bırakacak kadar. O zamanlarda bütün bu bilgileri bir dosyada sakladım. Dediğim gibi marketin, kuyumcunun veyahut da banka soygunlarının her şeyi belli adamlar tarafından çalışıyor. Her şeyin. Market olayı da dediğim gibi zamanında yeşil kart ticaretçisi bir adam vardı. O onu artık çeviriyor muydu ne yapıyordu bilemem. Ama o da bir kartla oluyor. Teşekkür ediyorum. Başka sorum yok da tek bir isteğim var. Evet. En son giderken yalnız bırakmıştınız çok çile çekmiştim bir daha bırakmayın olur mu? Benim de sana bir son sözüm var. Evet. Futbol maçında hakem iki tane kart kullanır. Birisi senin gömleğinin rengi kırmızı kart. Evet. Markette ne kullanılıyor acaba? Benim kucağıma gelir. Evet. Bak doğru, kucağıma doğru. Düşme Bekir. Keserim doğru. Seni. Sırma bağırıyor bak sarı kart ya. Seni keserim Bekir. Niye keseyim oğlum? Lan burada. Sakin şansımı... ol lan. Sen ne bu labalik oğlum? Geç lan sıraya. Geç sıraya. Bekir, indir o proyu. Gel sıraya. Evladım sıraya geçiyorum ben. İngilizce mi konuşuyorum? Koş. İçtima alanına. İçtima ya. Arkadaşlar güzel. İllegal sistemimiz çok iyi. Biz de... Ya benim niye şeyim böyle oldu? Güzel bir sistem kurduğumu düşünüyorum. Nedir bu arkadaşlar? Bir... Low RP mantığı yok. Eskisi yok. Herkesin kendi gücünü ispatladığı. Benim amacım Fadıl'ın hikayesi. Onu çözmek için aileleri kullanacağım. İşler yapacağım. Her şeyi yapacağım kardeşlerim. Mantık bu. Gelin ekip başvurularını atın. Bak çok zevkli. Eşit bir dönem. Savaşın ama kuralına uygun. Tamam ben öyle tıkıtları istemiyorum. Evet arkadaşlar herkes beni dinlesin. Bekir. Burada olduğun sürece tamam mı senin kaderini belirleyeceğim. Artık kim olduğumu biliyorsun. Bana bir yanlışın olursa senin kafana kökten sıkarım. Seni şehirden silerim bu bir. İki. Bundan sonra arkadaşlar tamam mı mantığımız şu. Konsey kurulana kadar, benim dosyayı çözene kadar herkes taksi. Delioğlu Anonim Şirketi devam edecek. Biz bilgi akışını sağlayacağız. Delioğlu Anonim Şirketi'nde sim kart plaka satışından bütün adamların kim olduğunu, nereye çalıştığını, hangi araba, plaka, IBAN hepsini öğreneceğiz. Bundan sonra davamız yeniden çizilmiştir ve yeniden başlamıştır. Silah ticareti için de iki tane adam belirleyeceğim. Bu depo malikanemizde olmayacak. Polis her an baskın atabilir. O yüzden bunu Delioğlu Anonim Şirketi'nin legal yüzünü kullanarak gideceğiz. Biliyorsunuz şehirde bir başsavcı var. Ve bugün yaşadığımız olanlar. Bekir'in başına gelen.
Benim başıma gelen, Pierre'in, Faysal'ın gizli bir devlet var. Bir örgüt var. Bundan şüpheleniyorum. O yüzden attığımız her adıma dikkat edeceğiz arkadaşlar. Taksicilik aynı şekilde devam edecek. Verilen görev şu. Taksiciliğin başına Hali'yi geçireceğim. Tamamıyla her şey onda. Deli Oğlu Anonim Şirketi. Benim üzerimde ve güvendiğim 3 tane adamım. Ege, Alkan, Faysal. Silah ticareti bunlar da. Bekir, senin de yeni görevin başlıyor aslanım. Şetrefilli eğlence tarzını iyi biliyorsun. Bahama'yı senin evet, üstüne abi. Yapıyorum. Eyvallah. Bahama'yı abi. Sana vereceğim. Orayı satın almak zorundayız. O yüzden savcıyla şu an aram iyi gibi. Ona bir bilgiden bahsedeceğim. O bilgide ne biliyor musunuz? Şu çöpçüler hakkında bilgi istiyordu. Çıkarımız için satacağız. Yapacak bir şey yok. Gitsin onlarla uğraşsın. O arada Bahama'yı taksicilikten gelen parayla satın alacağım. Anahtarı sana devredeceğim. Görevin şu. Bekir. Evet abi. Adamları çözmek. Sarhoş mu edersin, ne yaparsın? Bilgi toplayıp bu bilgiyi 3 günde bir bana gelip bilgi raporu vereceksin. Tamam. Bilgin tamam olsun. Abi. Tamam Bahama'da abi. Sende. Tamam çocuklar. Şu an dağılın. Gizli mekanları bana bulun. Ve yerleri bana söyleyin. Artık cebinizde birer tane silah da var. Tamam mı? Bekir, sana da sadece bir adet silah vereceğim. Bilgin olsun. Ama bu silahı çok iyi bir şekilde kullanın. Bu silah illegal bir silah. Seri numarası yok. O yüzden paramıza para katıp bizim SNS pistol de almamız lazım. Niye? Çünkü devlet ona hiçbir şey demiyor. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Ege, Faysal, Alkan gelin. Patron. Söyle. Yan bahçede Maçan'ın adamını infaz ettik. Nasıl lan? Aynen öyle. Aynen patron. Nereden buldunuz? Ulan niye bana söylemiyorsun Hırto? Getirdiğim adam oydu. Ben dedim söyleyin diye. Oğlum sen adamın ağzını bantlayıp bana niye söylemiyorsun Faysal? Konuşmuyor ki. Dalga tek mı geçiyorsun şey, Faysal sen benimle? Tek söylediği şey patron şey. Façadan selam söylüyor. O kadar. Façadan selamım var sana dedi bir şey. Oğlum dedi. Belki adamda bir ipucu vardı bir şey vardı. Yapmayın evet. Çocuklar sen yapma Faysal ya. Abilerisin ya. Haklısın baba. Beni aradı az önce. Bizzat kendisi. Ne diyor? Buluşmak istiyormuş. İlk kartı tamam, kestin diyor. Tamam çözeceğiz. İlk kartı kesti. Şerefsiz. İlk kartı kesmişim öyle söyledi. Oktay da zamanında bana bahsederdi bundan. Acilen bu dosyayı çözmemiz lazım. Üf, gaye de şehre gelemiyor. Neyse. Beni yalnız bırakın tamam. Serbestsiniz beni yalnız bırakın. Tamamdır. Hadi. Arkadaşlar. Toplantıyı kaçırmayın diye yaptım. Süper bir sistem. Sunucu yeni oturuyor. Muhteşem gidiyoruz. Bakalım şu an sunucumuz kaç çekiyor. Şu an harika. Benim sistemime her zaman güvendiniz. Bunlar daha görünen yüzü arkadaşlar. Bunlar daha görünen yüzü. O yüzden herkesi bekliyoruz. Sunucumuz şu an maşallah 95 kişi. Sağlam, vizyoner gibi mantığı ben buraya uyguluyorum. Hepinizi seviyorum. Buyurun ekip başvurusu atın. İllegaller gizli dönüyor. Sosyal RP'ye devam. İllegaller lütfen bu sunucuyu hep birlikte benim buradan hiçbir maddi çıkarım yok. Hep birlikte rollerle güzel bir yere getirelim. Allah'a emanet olun. Bekleyin bakalım bu iskambilciler kimlermiş görüşeceğiz.